Belki de o kararı zaten çoktan vermişti. 1950'nin Haziran'ında, yani savaşın tam da arifesinde, ülkede iki hükümet birden kuruldu. Resmen ilan edilmese bile, Kuzey ve Güney Kore artık iki ayrı devlet olmuştu. Savaş yakında. Zaten her şey o yılın 25 Haziran sabahında çağrından çıktı. Kuzeyliler o sabah büyük taarruza geçti ve Kore sadece 48 saat içinde tümüyle Kuzeylilerin, yani dönemin deyimiyle Kuzeylilerin oldu. Tüm bunlar 1950 Haziran'ında olup bitti. Aynı yıl, aynı günlerde Türkiye demokrasiyle henüz tanışmıştı. 10 yıllar süren tek parti devri henüz kapanmış, uzak doğuda savaş patlak verdiğinde Menderes'li Demokrat Parti daha iktidardaki birinci ayını bile kutlamamıştı. Ama evet, Kore'ye asker gönderme kararını da Menderes hükümeti onaylamıştı. Ve evet, eski iktidar CHP ve lideri Milli Şef bu konuyu hep siyaset malzemesi yapmıştı. Oysa NATO'ya yakın duran, durmak isteyen ve Türkiye'yi 10 yıllar boyu Batı'ya yaklaştıran bizzat oldu. Meclis'te yeni seçim kanunu kabul edilmişti. Adnan Menderes Başbakan, Demokratların büyük abisi Celal Bayar'ın ise Cumhurbaşkanı olduğu tam da bu dönemde kabine ilk toplantısını Çankaya Köşkü'nde Celal Bayar nezaretinde yaptı. O tarihi kararda zaten o gün orada alındı. Halk neredeyse 30 yıldır duymadığı ezanı artık duyabilecekti. Demokrat Parti'nin ilk işi ezanı gerçek haline çevirmek oldu. İlk ezan 15 Haziran 622 günü okunmuştu Medine-i Münevvere'de. 116 oldu, yani denk geldi. Elbette bir denk getiren vardı. Bir yıl 15 Haziran günü ezan Anadolu'da aslında döndü. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber!